Batı'nın diğer serisine geçelim ve Phoenix. biraz konuşalım. Ne diyeceğiz? <laughs> ben böyle, yani helal olsun valla. Başka hiçbir şey söylememek. Yani, yani CP3, CP4 oldu. İnanılmaz ee, inanılmaz bir şey. Performans. Devin Booker. Ee, belki de şu anda NBA'de her şeyi belli bir seviyenin üstünde yapabilen en iyi guard ikilisi. Ee, 11 maç oldu. Mavericks Suns yenemiyor. 11'e çıktı. Ee, bir 11 tane daha oynasalar yani bu kurgularla onları da gelmesi çok. CP3 bana e, upgraded bir Isaiah Thomas'ı. Daha doğrusu daha modern, modern basketbola daha şey bir Isaiah Thomas anlatıyor. İlk yarı eee Luka mu? Coşsun. Ya coşsun çocuk ya işte. Kim Hangimiz sıcak? Bakayım bir. Ondan sonra bakıyor, bakıyor, bakıyor. Ah diyor. Dördüncü çeyrek geldi mi? Benim vitesi arttırmam bu lazım diyor. Bu kadar yorulmuştur biraz. Ee, i̇stediği her noktaya gidiyor. Yani hakikaten Hı. durduramıyorsun. Bir de tarzı da sinir bozucu rakip için. <laughs> Sanki ağır çekimdeymiş gibi gidiyor. Ya diyorsun ne yapıyor bu? Boyu kısa. Bence şunu Atletik, ispat hı. etti, bilmiyorum katılacak mısın. Michael Jordan'a esasında bunu sormak lazım. Belli bir boyun altında Magic Johnson gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucudur. Belli bir boyun altında da Isaiah Thomas gelmiş geçmiş hı. en iyi oyun kurucudur demişti. 1.82 mi 1.83 mi öyle bir şey. Bence CP3 o ikinci bölümde yani Magic çok ayrıydı. Isaiah'ı geçti. Ona daha katılamam. Şampiyonluğu olmamasına rağmen. ama 37 yaşında Sinan. Murat abi ama siz bir kariyeri değerlendirirken kaç yaşında bunu yani 28 hiç, yaşında olan şampiyonluk ama daha fazla değerlidir 37 hayır yaşındaki hayır, playoff finalinde Hayır hayır onu demek, demek yani. istemiyorum. Yani. Şimdi Detroit'ti. Joe Dumars vardı yanında. Chuck siz hiç playoff yapamadı. Müthiş bir koçu vardı. E, CP3 oradan oraya. Orada, ha bak Lakers'ı takası onay, onay, say, onaylasaydı başka bir kariyer olacaktı. Başka bir kariyer olacaktı rahmetli David Stern. Gittiği her takımı yukarı çekti. Tabii %100. Ben zaten şimdi yanlış anlaşılmak istemem. cp kötü demiyorum ama NBA'in altın çağında iki şampiyon olmuş bir Detroit takımı var. Yani Magic, Bird, Michael Jordan'ın hepsinin ligde aynı anda olduğu ve de hepsinin biri prime'ına giriyor, diğeri çıkıyor aslında prime'lerinden ama o dönemde iki şampiyonluk yaşayan Detroit'in en önemli oyuncusu. O yüzden Isaiah Thomas'ı aşağı çekmek istiyorum. Yani CP, CP3 bence ikinci. CP3 şampiyon olsun ondan sonra bunu Isaiah, tekrar konuşalım. Isaiah Chicago'lu bir kere. Isaiah Thomas'ı aşağı çekmiyorum. Ama yani e, hep LeBron'un şey, gold tartışmalarında koz olarak ne kullanılır? Ama 37 yaşına geldi bu seviyede. Ben Ama Isaiah bilmiyorum. mesela 32'de, 33'te başlamıştı büyük bir düşüşe. Bu hakikaten ha bir de şöyle bir şey var. Daryl Morey bunu elden çıkarmak için neredeyse Houston'ı satıyordu. Yani bitti denilen biriydi. Şampiyonluk alsın o Als zaman konuşulur. Tamam, yani bence alsın, şampiyon tamam. olmadan iki şampiyonlu bir e, şampiyon ol olursa olur ilk ilk maddemiz bu. Büyük yani. ihtimalle ya yani <laughs> maçı oynuyorsun. Tamam. Yani rakip e, çok sert bir takım değil. değil. Ya ilk maç 27 asist, ikinci maç 28 asist. Yani Scrimmage yapıyor gibi şey yapıyor. Son çeyreğe ikinci maçın 19'da 16. Şu yüzdesiyle oynadılar ya. İnanılmaz. Ha, %84 ya. Antrenman 19'da 16 atamazsın. Ama o kadar yani. zeki ki. Şimdi demin Luka'yı küçük düşürmek de istemedim ama her perdelemede o da bu kurda don çiçek Doncic avı vardı resmen ikinci maçın dördüncü çeyreğinde. Brunson'un faal problemine girdiği dakikalar hep su yani Dallas'ın evet. öyle bir karakteri de yok ama hemen otomatik suç yapacağına o suçların bir şekilde delmesi veya Kesin. etrafından yardım, git, yardım, yardım getir, diğer taraftan yardım getir, bir şey taraf, yap yani. Yani çünkü suçlarla Dallas bitiyor. Yani Doncic'in Zaten iyi savunmacı olmadığını herkes evet. biliyordu. Bir de şimdi karşısında CP3 veya Booker kalınca hiç şansı olmuyor. Ee, o açıdan bir evet, bir abi, müthiş yani, oynuyor 45 ama... 45 sayı attığı maçta yanında hiçbir yardım alamadığı için Don Cic, bir de ekstra yoruluyor. Yani evet. hücumdaki neredeyse Dallas'ın tek silah konumuna düştüğü için orada ekstra yoruluyor. Dördüncü çeyreğe gelindiğinde zaten e, Don için her zaman konuşulan en büyük eleştirilerden birine fiziksel olarak ...daha iyi olabileceği konuşuluyor her zaman. Daha da e, son çeyreklerde yorulmayan bir Don ...sezon sonlarına doğru özellikle, geçen sene play da bunu konuşuyorduk. E, daha iyi olabileceği konuşuluyor. E, 35 sayı, 45 sayı gibi sayılar attığın zaman... ...hiçbir yardımda gelmediği zaman zaten savunması iyi olmayan bir oyuncu. Dördüncü çeyrekte... E, ...iyice düşüyor. Bu arada Jalen Brunson'ın da... Hmm. kontrattaki rakam düşüyor. Her geçen maç. yani yaşayan. şöyle inanılmaz bir Utah serisi oynadı. Bu hem Doncic açısından Goberen hmm. oyunda olmasının ne kadar önemli olduğunu hem de Utah'nın dış savunmacılarının hmm. ne Çocuğu. kadar felaket olduğunu gösteriyor. Gerçi Brunson iki maçta da faal problemine girdi. İlk maçta Reggie Black girdi, ikinci maçta da hmm. Dorian Finney-Smith girdi ama e, yani Jaylen Brunson keşke Utah karşı elenseydik diye düşünüyor olabilirdi çünkü bireysel performansıyla çok i̇lk acayip maç, ilk bir maç kontrat on, kapacaktı. 13 sayı ikinci maç 9 sayı hiç ritim bulamadı Hiç, Hiçbir yani, şekilde. E, CP3 maestro performansı yani rezital yapıyor adeta. Hakikaten izlemesi e, apayrı bir şey. Çünkü söylediğiniz gibi ilk başta vitesi küçük başlıyor, geri geldiğinde oyuna sokuyor kendini. Sonra yine dinleniyor, dördüncü çeyrek baktı iyi gitmiyor, yine alıyor. Bu sırada bu kır zaten son iki senede CP3'nin gelmesiyle çok olgunlaştı. E, heh, oyunun her iki tarafında çok olgunlaştı. O e, devreye giriyor. Çok derin bir kadro. savunması Savunmacısından şu türüne. müthiş. Monty Williams da geldiği günden bu yana zaten. Çok e, hakim. Çok hakim. Basketbol olarak değil, soyunma odası olarak da çok hakim. Yani Basketball saygı ve... çok hakim. Evet, abi. hem yani, saygı görüyor hem seviliyor. O çok önemli bir kombinasyon. Dördüncü çeyrekte CP e, Doncici avlayacağız stratejisini veren e, oradaki sonuç olarak koçtan geliyor bu. Bunu inanılmaz yapanlar da bu ve CP3 oluyor. Ama onun sağda. bir demeci vardı maçtan sonra. Herkes ben satranç gibi parçaları oynatıyorum zannetmesin gibi bir şey söyledi. Mütevazilik, yani Mütevazilik biraz biliyorsunuz he. onun demeçleri her zaman çok kendini ön plana çıkarmayan demeçler veriyor tarz olarak. O yüzden çok yani fark var arada. Güç farkı var. 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 Şunu görüyorum ben ve üzülerek söylüyorum çünkü Doncic çok seven bir basketbol sever olarak. Eğer yanına yardım gelmezse Doncic her zaman kariyeri boyunca ikinci tura çıkan veya birinci turda elenen ama muazzam sayılar atan, acayip asistler yapan bir oyuncu olarak kalmaya mahkum gibi gözüküyor. Çünkü Brunson ve Dinwiddie ikilisinin de bu seviyelerde istenileni veremediği veya Kid'in Ana parça olmaları çok evet. zor. Veya Jason Kid doğru koç mu? O sorgulanır bir sene sonra. Çünkü yani... Doncic bana yardım getirin diye avaz avaz bağırıyor. Savunmasını da geliştirmesi lazım ama. yani hiçbir all time great hiçbir gold tartışmasında kimse dördüncü Şehrek'te bu kadar avlanmadı. Yani bütün büyük oyuncular e, en iyi savunmacı olmasına gerek yok gerektiği ama gerektiği zaman en iyi savunma yapabiliyor. Belli bir seviyede yapabilmesi lazım. Ya yani en büyükler çok iyi yapıyor. LeBron yaptı, Tabii. Jordan zaten Tabii. şey yaptı, Kobe, Kobe zaten inanılmazca yaptı. Hepsi yapıyordu yani. O yüzden şu anda bakarsanız Steph bile belli bir seviyede yapıyor. 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 O, oraya çıkamıyor ama yapıyor. Evet. Yapıyor. Yani, o yüzden Don Doncic'in de o tarafını ne yapıp yapıp bu yazı iyi geçirmesi lazım. Geçen yazı iyi geçirmedi. Bundan ders çıkarması lazım. Fiziksel ha. olarak da savunma yapmaya hazır değil. Çünkü savunma bir reaksiyon. Tabii. Yani. savunma bir reaksiyon. Savunma fiziksel olarak bir rakibini tutmak ve geçirmemek bir de Tamam Doncic gitsin bir anda Bruce Bowen olsun demiyoruz ama önündekini belli bir seriye yavaşlatıp yardım savunmasını getirecek kadar yavaşlatması bile önemli. Çok şu anda CP3 önünde savunmacı yokmuş gibi yani. rahatlıkla oynuyor. O da e, söylediğiniz gibi biraz sinir bozucu bir e, seviyeye geliyor rakibi için. Geçişi <laughs> çok yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım e, bu seriyi çok uzun sürmeyecek gibi. Ben 4-0 diyor. 4, Daha 4 şartlasa 4-1 yani eğer bir şey olursa Brans'ın atmaya başlar bir maç. Doncic zaten atıyor. Belki 4-1 olur. Ee, ama Suns da Miami gibi yıpranmadan temiz çıkacak. E, temiz bir şekilde sakatlığını da atlattı Booker çünkü. Batı finaline gelecek karşıdan gelen takım ise kim olursa olsun e, çok ağır bir boks maçından çıkarak. Aynen. Golden State'in yaşını, başını da düşünürsek için oynadığı e, basketbolun zorluğunu o da yüzden şey hem olarak... hem Phoenix hem Miami kendi taraflarında biraz daha rahat olarak evet. konferans finallerine çıkacak gibi gözüküyor. Bakalım öyle mi olacak? Önümüzdeki maçları da değerlendiriyor olacağız diyelim. Ve de beni çok şaşırtan bir habere Ben Simmons ameliyat olacak haberine geçelim.